Pierre Cardin sahur bereketini sunar. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا إلى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya, hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun demişler, Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Allah'ın davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakta yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. İnkar edenlere ateşe sunulacakları gün, nasıl, bu gerçek değil miymiş denildiğinde, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah, öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın der. O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Onlar vaat edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helak edilir mi hiç? Sevgili seyirciler, Akit TV'den Sahur Bereketi programından hepinize selamlar olsun. Hepiniz ekranları başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, orucun artık böyle ortasını da neredeyse bitirmek zorundayız. Efendim, Rabbim inşallah hayırlısıyla bayrama kavuşmayı ve ebedi bayram olan cennete kavuşmayı da nasip etsin hepimize. Efendim, her sahurda birbirinden kıymetli misafirlerimizi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ama bugün çok değerli iki misafirimiz var. Hem geçmişi konuşacağız, o geçmişe olan özlemlerimizi yad edeceğiz. Ve hem de konuşulmayan, belki unutulan bazı şeyleri konuşmaya çalışacağız. Ama çok önemli izler bırakacağını düşündüğüm bir sohbet olacak. Hepiniz bu güzel sohbete hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, hemen stüdyo misafirimize dönüyorum. Hepinizin çok yakından tanıdığı, bildiği ve kalbinizin atışlarında hep onun kalbinin atışını hissettiği bir güzel insan, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin efendim torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Şafak Tunç, hanedan üyesinin tarih danışmanı, kıymetli hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geçen sene Ümraniye'de çok serin bir havadaydık. Evet. Efendim, şimdi böyle burası sıcak, evet. Sıcağı da pek sevmiyorsunuz biliyorum. Estağfurullah. Yani Niyazi Gedik, Şehzade'yi terletti falan diyecekler, öyle değil. Burası sıcak gerçekten. Estağfurullah. Sohbet güzel olunca aslında. Eyvallah, eyvallah. Öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin ve bütün dostlarımızı, bütün seyredenleri de mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. İnşallah. Öncelikle şu inceliğinizden dolayı teşekkür ederek programa başlamak istiyorum. Sohbetimize başlamak istiyorum. Geldiğiniz zaman sahur programlarımızı seyrettiğinizi söylediniz. Evet. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yani bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hem bizler seyrediyoruz, hem de dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Herkes de çok memnun. Sağ olsunlar. Biz elimizden geldiği kadar söylüyoruz ki, çünkü hakikaten çok keyifli
bir program sunuyorsunuz ve biliyorsunuz benim eski bir geçmişim var, gazetecilik ve televizyon. Şu zamana kadar seyrettiğim en güzel ve en keyif aldığım programlardan bir tanesi. Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar seyretmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Sizden gelen de. Dostlarınız da çok kıymetli. Sizden de Allah razı olsun. Bizler de elimizden geldiği kadar sizleri de yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Samimiyetinize inanıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bugün belki televizyon ekranlarında sizinle hiç konuşulmayan konuları konuşacağız ve ben de size programdan önce dedim ki sürpriz olsun ama sorularıma cevap vermeyebilirsiniz. Bu hakkınız var. Sağ olun, siz de şunu sorun bunu sormayın diye bir şey söylemediniz. Estağfurullah. Öncelikle bu zarafetinizden dolayı, bana vermiş olduğunuz rahatlıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Tabii Ramazan ayındayız ama buradan bir giriş yapalım. Sonra konuşulmayan ama herkesin merak ettiği aslında meseleleri sizinle konuşacağız. Çünkü muhatap sizsiniz, evet, bu anlamda. Efendim, tabi bunlar kitaplarda bulunamayacak şeyler. Öncelikle hanedan ailesinin Ramazan ve bayram kültürü günümüzde nasıldır? Ramazan'ı nasıl karşılar ve bayramı nasıl karşılar? Önümüz bayram olduğu için şöyle günümüzde yaşayan sizlerin ailesinin şöyle bir içine doğru girelim. Tabii aslında geriye doğru gitmiyorum ama böyle son dönemleri anlatayım isterseniz. Hı hı. Tabii ki hanedanın reisi Türkiye'deki Harun Abdülkerim Efendi babamız. Kendisi, evet, 1932 doğumlu. Ama tabii ondan 2 yaş daha büyük var. Dündar Efendi kendisi şu an halen Suriye'de mevcut. Lakin bizler Ramazan'ın ilk günü ailemizin büyüğüyle hep beraber bir araya geliriz. İşte çoluk, çocuk, torun, torba deriz ya. Hep beraber evde geçiniriz ve bizlere Osmanlı döneminde olduğu gibi şehzadelere, padişahlar nasıl işte neler yapılması gerektiğini, nasıl davranmasını gerektiğini söylediği gibi bizler de aynı şekilde aile büyüklerimiz bunlara karşı bizlere bir şeyler anlatıyorlar. Ve bayramlarda da gene aynı şekilde ilk gün muhakkak ki en erken saatleri de gene bir araya geliriz. İşte hep beraber hasret gideriz. Çünkü biz her daim bir araya gelemiyoruz. İşte evet, kardeşlerimiz olsun, çocuklar olsun, torunlar olsun, bir araya gelemiyoruz. Çünkü misal veriyorum, Orhan Efendi abim işte Filistin'e gidiyor, ziyarete, hı, gidiyor. Nilhan Sultan konferanslara gidiyor. İşte ben de aynı şekilde ülkemizde hep beraber böyle farklı ülkelere gidiyoruz. İşte ablam keza öyle, Nurhan Sultan. Aile büyüklerimiz İstanbul'da. Onlar da işte vakit olduğu zaman onlar da programlara katılıyor ama onları yormamaya çalışıyoruz. Tabii ki bayramda o kadar neşeli oluyor ki yani hepimiz bir aradayız. Gönül ister ki yurt dışındaki olan bütün hanedan mensubuyla bir arada olmak. Bu bizim için bir onurdur, bir şereftir. Çünkü niye? Amcamın çocukları, dedeler kardeş, Sultan Reşad'ın torunları, Vahdettin Han'ın torunları, Abdülhamit Han'ın torunları, dedeler kardeş, işte hep kuzen diyoruz ama farklı ülkede olunca tabii bizleri ister istemez burkuyor biraz. Çünkü isteriz bizler de onların burada bulunması. Çünkü biz, evet, bizim babamızın aynı zamanda abisi ve işte hep beraber, niçin biz beraber olmayalım ki? Doğru değil mi? Evet. O yüzden güzel geçiyor ama tabii buruk geçiyor. Daha önemlisi hem ülkemizde hem de bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin iyi olmadıklarını görünce sürekli üzülüyoruz. Evet, biz bayramı evde birbirimize tebrik ediyoruz ama gönlümüz bütün ülkemizde ve aynı zamanda bütün Müslüman kardeşlerimizde bunu sürekli dile getiriyoruz. Acaba diyoruz ki bugün Nijerya'daki kardeşimiz bayramını nasıl geçiriyor? Bugün Çat'taki kardeşimiz durumu nasıl? Bugün Doğu Türkistan'daki kardeşimizin vakti, hali nasıl? Neye ihtiyaçları var? Tabii ağırlıklı olarak hep bunları düşünüyoruz. Biz bunları tabii ki yeni değil, ta 1299'dan ya, beri, eyvallah, bunları düşünüyoruz ve düşünmek zorundayız. Eyvallah. Çünkü rahat edemiyoruz yani.
Peki hanedan üyelerinin yaşça en büyüğünün evinde mi toplanılır? Böyle mi gelenek vardır yoksa değişir mi? Tabii yani şu an günümüzde olduğu için ailenin reisinin evinde toplanılması lazım. Peki, en uygunu odur yani. Harun Bey sanıyorum Suriye. İstanbul'da. Dündar Efendi Suriye'de. Dündar Efendi Suriye'de. Evet, 1930 doğumlu. Savaş vesaire var orada, o bölgede sıkıntı yoktur. Biz aslında çokça teklif ettik Dündar Efendi'yi buraya getirmek için. Rahmetli yengem telefona çıktığında dedim ki, ben dedim amcamı getirmek istiyorum dedim ülkemize. Tabii kendisi duymadığı için yengeme söyledi, yengem de bize söyledi. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, bu topraklar dedi Osmanlı toprakları. Ya. Ben dedi nasıl bırakıp geleyim ben dedim ülkemize, nasıl Allah döneyim? Bekler. Dedelerimiz dedi suratıma tükürmez mi dedi öteki tarafta, nasıl hesabını veririm? Çok önemli. Dedi. Bu şuur çok çok önemli. Biz dedi buraya dedi buradaki kardeşlerimize dedi yardımcı olmamız lazım. Evet dedi, biz dedi Osmanlı torunuyuz ama Suriye de bizim topraklarımız. Eyvallah. Sezai Karakoç'un dediği gibi geliyor bir tanesi, ya üstadım diyorlar. Bu Suriyeliler diyormuş ki Konya bizim, Ankara bizim, Malatya bizim. Doğru demiş. Şam, Bağdat nasıl bizimse buralar da onların demiş. Evet. Evet. Buralar onların, oralar bizim. Bu topraklar hepsi Osmanlı toprağı. Bu şuuru kaybetmeme anlamında şu söylediğiniz şey tarihe düşülmüş bir not bence. Çok evet. Önemli bir şey. Peki, hanedan ailesine mensup Türkiye'de yaşayan kaç kişi var? Bu sayısal olarak belli mi? Tespit ettiğiniz bir şey var mı? Tabii yani şöyle yaklaşık 27 kişi var. 27 kişi? Evet. Çok az Şafak Hocam. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Toplamında 25 şehzade var. 15 tane de sultan var. Tabii bunun yanında beyzadeler, hanım sultanlar da var. Şimdi hem hanedan ailesi var hem de hanedan mensubu var. Peki erkeklerden gelen nesle mi dahil ediyor? Erkekten, bayanlardan tabii. Gelen nesli dahil ediyor. Sultan oluyor ama onların çocuklarında değil. Onlar mensup oluyor. Hanedan değil o ama. Hanedan olmuyor. Tabii hanedan dediğinizde sadece 25 şehzade ve 15 tane de sultanlarımız var. Peki yurt dışında yaşayan kaç hanedan üyesi var bu anlamda? Aşağı yukarı bir o kadar daha var. Yani yurt dışında yaşayan. Yani 25-30. Tabii çünkü şimdi şöyle bize baktığımızda işte babamdan, amcamdan başlayıp biz ve bizim çocuklara gelene kadar toplamında biz 22-23, işte hani çoluk çocuk torba deyince 22-23 kişi oluyoruz. Gerisini de siz düşünün artık. Bir o kadar da biraz daha özele doğru girelim şimdi. Şafak Hocam, size de geleceğim. Hanedan ailesinde evlilikler nasıl olur? Mesela kız alıp vermedeki böyle bir hassasiyetler var mıdır böyle? Bu evlilikler nasıl yapılır böyle? Sizin olmazsa olmazlarınız var mıdır evliliklerde? Yani tabii ki öncelikle hani seçimimiz imanlı olması. Eyvallah. Yani muhakkak ki. Tabii aile içinde de yapılan evlilikler de oldu. Yakın aile içerisinde işte dedeler, akraba gibi. Bunlar da oldu. Tabii ki hani dışarıdan da yani oluyor tabii ki. Eyvallah. Şimdi, ama tabii şunu da çok önemli. Yani sarayda da aslında aynı siz şekilde. Evlisiniz değil mi? Evet. Eşiniz nereli? Suriyeli. Suriyeli. Evet. Ama aslan Türk var. Evet. Aslan Türk çocuğunuz? Evet. Onlar İslam. Kaç çocuk tane var sizde? İki tane. İsimleri ne mesela? Misal en büyük olan Muhammed Harun. Onun bir küçüğü Muhammed Abdülaziz. Maşallah. Benim çocuğuna da Muhammed Harun. Şimdi maşallah başlasın. Evet. Şöyle ben ufak bir anımı paylaşmak istiyorum. Buyurun. Uzun vakit önce babam ve arkadaşlarıyla bir araya geldik. Ondan sonra tabii ben babamın yaşıtları kısmen ve sohbet ediyorduk. Dediler ki işte herkese soruyorlar neler yapıyorsunuz. En son sıra bana geldi. Yan tarafımda da babam oturuyor. Bir dostu sordu, dedi ki Abdülhamit Efendi dedi kaç tane çocuğunuz var dedi. Dedim ki birinci hanımdan iki tane, ikinci hanımdan üç tane, üçüncü hanımdan dört tane deyince dedi ki ooo maşallah dedi, dedeniz gibisiniz. Dedim elhamdülillah. Babam da döndü şöyle yaptı.
Benim de niçin haberim olmadı dedim. Eyvallah. Bazen böyle genelde hep latife yapıyoruz. Eyvallah. Şimdi Şafak Hocam, Osmanlı'da çok önemli bir kültür var ki bu da vakıf medeniyeti, vakıf kültürü. 3200'ün üzerinde vakıf olduğu söyleniyor. 1. Abdülhamit'in özellikle kurduğu çok vakıf var tarihte. 2. Abdülhamit'in de var ama o kadar değil. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Abdülhamit Vakfı yok galiba şu anda. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Abdülhamit Araştırma Eğitim Merkezi var. Evet. Enstitü, bunun dışında tutarsak ve Osmanlı'daki vakıf kültürünü şöyle bir kısaca bir anlatalım. Vakıf niye önemliydi? Bu vakıflar ne yapıyordu genel olarak? Tüm insanlığa hizmet ediyor. Hayvana da hizmet ediyordu. Evet, aynen. Ama ben şuraya geleceğim. Abdülhamit Vakfı, böyle bir vakıf yok galiba değil mi? Evet. Ben aslında duydum. Sultan Abdülhamit Han Vakfı'nı. Hı hı. Ama bizzat gidip görmedim. Ama varsa da zaten biz bir kısmen çalışmalarımızı yapıyoruz şu anda. Peki, tam da oraya gelecektim. Yani siz neden bir Abdülhamit Vakfı kurmadınız bugüne kadar? Çünkü toplum sizden çok şey bekliyor. Evet. Yani siz soylu bir neslin devamısınız efendim. Dolayısıyla millet sizden çok şey bekliyor aslında. Evet. Ama bunun belki ilk başlangıcı da Abdülhamit Vakfı ile belki böyle bir vakıfla... Evet. Ön plana çıkacak çalışmalar belki olması gerekiyor. Böyle bir şey biraz gecikmiş gibi sebepleri evet. var mıdır? Tabii ki muhakkak sebepleri vardır. Bir kere vakıf dendiğiniz zaman imkan meselesi bunun içerisinde hepsini kapsıyor. Biz şu an ufaktan başladık. Devlet-i Aliye Ocakları dediğimiz ufak bir dernek. Onun dışında Sultan Abdülhamit Han Vakfı ve Osmanlı Hanedan Vakfı, iki vakıf üzerinde şu an çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse 2 veya 3 ay içerisinde başlamış oluruz diye düşünüyorum. Hizmet alanı ne olacak? Mesela benim aklımdan geçen bu vakıfın bir yayın alanı olabilir. Yayıncılıkta evet. çok şeyler yapabilir. Evet. Efendim işte Orhan Efendi, Orhan Bey de evet. Filistin'e, Gazze'ye, Meşidaks'a evet. gidip geliyorlar. Mesela uluslararası turistik gezileri mesela üstlenebilir. Çünkü sizin evet. yapmanız ayrı bir misyon, ayrı bir mesajdır diye düşünüyorum. Evet. Bu vakfın bünyesinde ne tür çalışmalar düşünüyorsunuz siz? Yani şöyle söyleyeyim, ağırlıklı olarak hizmet. Yani bütün Müslüman kardeşlerimize... ülkemize ne gerekiyorsa yardım edebilmek. Ağırlıkta böyle. Hı hı. Osmanlı'da sadaka taşı vardı. Evet. Günümüzde de dernek ve vakıf var. Bu amaçla devam edebileceğimiz, hizmet edebileceğimiz bu tür şeyleri düşünüyoruz. Hem maddi hem manevi elimizden anlamda. Ne gerekiyor? Tabii ki yani ben her zaman söylüyorum gece gündüz durmadan elimizdeki imkanlar ne varsa hı hı. Onları yapmaya çalışıyoruz. Onları sunmaya çalışacağız. Ki tabii bazen konferanslarda şunu soruyorlar. Siz hangi sarayda oturuyorsunuz dediklerinde. Onlara da geleceğim. Evet. Tabii. Biz söylüyoruz. Diyoruz ki biz bazen Dolmabahçe Sarayı, bazen Topkapı Sarayı. Halkımızın gönül sarayını. Tabii yani çünkü dediğimiz gibi gerçekten elimizden geldiği kadar biz yapmamız lazım. Hem ülkemiz adına, yani ülkemizde bir şeyler yapmamız lazım. Hem de dünyadaki bütün Müslüman, ihtiyacı olan bütün Müslüman kardeşlerimize hizmet etmeye biz zaten çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Yani yeni bir şey değil. Son zamanlarda biz bunu biraz sanal aleme taşıma gereği duyduk. Sebebi şu, çünkü bazen soruyorlar, ya Sultan Abdülhamit Han döneminde olsaydı resim mi çekilirdi, video mu yapılırdı? Evet. Diyorum ki tabii ki yapılmazdı. Lakin şu anki günümüzdeki çocuklarımız ve hanımlarımız, eşlerimiz, beyefendiler aç olan kardeşlerimizi görmeleri gerekiyor. Gerçekten bakın yani yaptığınız ziyaretlerde oradaki kardeşlerimize birebir olan temastaki durumu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Doğru, yani arazide televizyondaki doğru. ile yapmış olduğunuz sıcak temastaki hı hı. arayla çok büyük bir fark var. Gerçekten yani ben daha yeni geldim. Oradaki kardeşlerimiz cuma namazını bile eda ederken harabe olmuş bir
mescitte cuma ediyor dediler ama eldeki imkanları bu kadar ve biz de dedik ki yani biz ne gerekiyorsa yapacağız yani gerçekten. Eyvallah. Oraya geleceğim. Orayı ayrıca konuşacağız ama evet. Demin dediniz ya millet bize soruyor siz nerelerde oturuyorsunuz? Evet. Gerçekten siz İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Yaşadığınız daire lüks bir daire midir ya da yalın değil bir efendim midir? Bizim bir nerede oturuyorsunuz? Fakirhanemiz var. İstanbul'da hangi semtte? Semti söylemeyelim ama tamam. Yani daha çok günümüzde tabir ettiğimiz gibi Avrupa yakasında aslında. Yani İstanbul'un göbeği diyebiliriz, merkezinde diyebiliriz. Normal bir evet bir ev hayatımız var. Yani saraylarda değil. Elhamdülillah. Yani Allah olmayanlara da versin. Biz aynen. Memnunuz zaten. Yani zaten gönlümüzde zaten saraylar yok. Eyvallah. Bizim asıl amacımız saraylar değil. Biz hizmet için varız. Eyvallah. Hizmet için. Şimdi Şafak Hocam. Bir konuya gelmeden önce hemen şöyle bir geçmiş tarihi döneme sizinle bir gitmek istiyorum. O da hanedanın sürgün edilmesi zamanında hanedan üyelerinden hiç kimse ne dönemin devlet başkanına ne yeni kurulan devlete en ufak bir muhalefet etmediler. Bu çok olgunca ülkenin selahiyeti için bu an öyle gerekiyordu. Bu anlamda o sessizlik, hiçbir şeye baş kaldırmama, isyan etmeme nasıl bir şuurdur, erdemliliktir? Öncelikle bunu bir dinlemek isteriz. O dönemin şartlarını da göz önüne alarak. Enteresan bir soru. Esasında bu soruyu bir de çeşitlendirmemiz lazım. Siz nihayetini yani hatem noktasını söylediniz. Bir de bunun bidayeti, başlangıç noktası var. O da şu. Osmanlı Devleti bu topraklarda Anadolu coğrafyasında kurulduğu zaman Selçuklu ile olan münasebetiyle tarih sahnesinden çekildiği zaman Türkiye Cumhuriyeti ile olan münasebetlerini de iyi karşılaştırmak lazım. Aynı şekilde geçiş evet, öyle bir geçiş. Şöyle bir geçiş oldu. Yani Selçuklu'dan sistem Osmanlı'ya değişikliği diyelim biz. Geçerken kimse olayı çok farklı şey yapmadı. Yani Selçuklular vay biz Osmanlı'ya bunu bırakmıyoruz demediler. Tam aynen. Tersi yüreklendirdiler ve cesaretlendirdiler. Çünkü artık Allah tecellisini tekrar etmediği için Selçuklular kendileri için bir hüküm verildiğinin farkındaydı. Bu hüküm çoktan verilmişti ve bu nihayet bu defter kapanıyordu ve yeni bir çağ başlıyordu. Ve o çağın içerisinde de hiç kimsenin beklemediği, hiç kimsenin öngörmediği ama Allah'ın programında olan Osmanoğulları devletin bu şekilde bu topraklarda tekrar neşvi neva bulmasında önemli bir adım attı. Halbuki Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları olursa bu üçünden olur. Osmanlı'nın birliğini veya yeni Türk birliğini, Anadolu'daki Türk birliğini sağlarsa bunlar sağlar diye bekledi. Ama Allah'ın muradı ve programı başkaydı. Hiç beklenmeyen, en zayıf görünen Osmanlı Devleti bu topraklarda tekrar Türk birliğini sağladı ve üç kıtaya yayılan muazzam bir imparatorluk ortaya çıkarttı. Şimdi bu 623 yıl süren bir devletten bahsediyoruz biz. Yani Osmanlı'dan daha fazla yaşayan bir devlet var mıdır? Evet, Roma İmparatorluğu 1058 sene yaşamıştır ama orada çok soy değişikliği yaşanmıştır. Paleologlar geldi, Komnenoslar geldi. Pek çok hanedan değişikliği yaşandı. Sistem olarak da böyle. Osmanlı sanki Bizans'ın sistemini aldı bazı hususlarda gibi. Tabii bazı hususlarda aldı. Böyle bir modelleme aynen. Doğru mudur? Osmanlı bu konuda asla bunu bir şey problem yapmadı. Gerek Selçuklu'dan. İyi olanını aldı. Selçuklu'dan gerek Bizans'tan alması gerekeni aldı. Bu konuda hiçbir komplekse sahip değil. Mesela Bizans'tan ne aldı? Şöyle Bizans'tan mesela şey. Fatih Sultan Mehmet teşrifat almıştır. Saray teşrifatını almıştır. Hmm. O zamana kadar bizim yerleşik bir saray teşrifatımız yoktu. Ancak o zamandan sonra ki benim evladı ihalimden başka kimseyle yemek yemem artık yasaktır dedi. Padişahların umumla vezirleriyle bile taam yemesi yasaklandı. Teşrifat kurallarında. Veya işte yabancı elçi kabullerinde yabancı elçilerin Osmanlı padişahıyla göz teması kurması engellendi. Diz çökmesi istendi. Kollarına görevliler girdi. Huzura o şekilde çıktı. Bunlar ta Fatih Sultan Mehmet zamanında. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Bu da çok enteresandır. Fatih Sultan Mehmet giyim kuşam, padişahların giyim kuşamında bir haşmet duygusu oluşturmak ve elçi kabullerinde özellikle Osmanlı Devleti'nin gücünü karşı tarafa aksettirmek için giyim kuşam teşrifatına kadar bunu organize etmiştir.
hangi renklerin kullanılacağını, o renklerin karşı tarafta nasıl aksülamel bulacağını, nasıl tesir yapacağını dair bir araştırma bile yapılmıştır. Bakın hangi çağdan bahsediyoruz? 15. yüzyıldan bahsediyoruz. Ta o zamanlardan yapıldı bu. Çünkü devletin bir kudreti vardır ve o kudreti bir şekilde göstermek mecburiyetindesiniz. Padişahların tören kıyafetlerinin gösterişli olmasının sebebi temsil ettikleri misyonu, temsil ettikleri devletin gücünü, haşmetini, görkemini karşı tarafa aksettirmektir. Bu her zaman böyle olmuştur. Düşmana karşı da bu şekilde görünmek bir sünnettir aynı zamanda. Peygamberimizin de bir sünnetidir. O sürgün edilmesi döneminde muhalefet etmemeleri... 623 yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. 623 yıllık bir devlet geleneği dünyada tek bir soy tarafından yönetilen en uzun yaşayan bir devletten bahsediyoruz. Osmanlı bu konuda rakipsizdir. Doğru. Ve hanedan üyelerinin padişahlık yapmış olanları, şehzadeler de büyük çoğunluğu öyledir. Padişahlık yapmış olanlara baktığımız zaman hiçbir hanedanla, ne Habsburglarla, ne Hohenzollerlerle, hiçbir hanedanla kıyaslanmayacak kadar yetişmiş, divan yazacak kadar şair, hat yazacak kadar hat sanatına hakim, aynı zamanda bir meslek erbabı, hem de mesleğini gerçek anlamda yapıp para kazanabilecek efsafta birisi, padişah. Çok kompleks bir şekilde yetiştiriyorlar. 6-7 yabancı dil bilen padişahlar var. Kültür seviyesi çok yüksek. Yani Osmanlı padişahlarının entelektüel seviyesiyle yarışabilecek bir hanedan da yok tarihte. Bu iddialı bir söz değil, bu Türk tarihçilerinin söylediği bir söz değil. Bunlar yabancı tarihçilerin tespitleri. Yani biz esasında Osmanlı dediğimiz zaman bizim zihin dünyamızdaki Osmanlı'yla gerçekte olan veya Avrupalıların algılayıp da anlattığı Osmanlı arasında çok büyük farklar vardır. Şimdi 623 yıllık bir devlet geleneğinden sonra bu noktanın hateme ermesi ve yeni bir devlet kurulması aşamasında Osmanoğullarından farklı bir şekilde davranmak veya yeni kurulan Türk devletine devlet-i ebed müddeti 623 yıl bu devlette göstermiş bir hakkın kardeş katline varıncaya kadar ben devlet için gerekirse kardeşimden de oğlumdan da evladı yarımdan da vazgeçerim diyen bir hanedan soyunun. O Osmanlı'da vardır bu. Evet. Devlet için evladını. Evet. Bunu yasallaştırma yani, Osmanlı'da vardır. Bu esasında çok büyük bir fedakarlık. Çok çok. Bunu evet. Eleştirenlere şunu söylemek lazım. Siz devlet için sevdiğiniz kardeşinizden, evladınızdan vazgeçebilir misiniz? Mümkün değil. Ya. Öyle düşün. Bu esasında çok büyük bir fedakarlık. Evet. Bu gaddarlık falan değildir asla. Çok önemli. Çok büyük bir fedakarlık. Çok burada. Teşekkür ediyorum. Güzel bir şey oldu, açıklama oldu. Sevgili seyirciler, tabii hanedanın sürgün edilmesi döneminde hanedan üyelerinin hiçbir şekilde yeni sisteme müdahale etmemeleri, karışmamaları. Evet, onun devamında siyasete girmemeleri de var ama Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu beyefendi tabii siyasete de girdi. İşte neden girdi? Böyle bir hani gelenek yoktu ama başladı. İşte bunu konuşacağız ama reklamlardan sonra lütfen bizden ayrılmayın efendim. Sevgili seyirciler, Akit TV'de Sahur Bereketi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sultan Abdülhamit'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu Beyefendi ile ve hanedanın tarihçi efendim danışmanı Şafak Tunç Beyefendi ile birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamlardan önce efendim hanedan üyelerinin siyasete girmediğini, böyle bir geleneğin olmadığını söylemiştik. Ama Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu Beyefendi siyasete girdi. Böyle bir gelenek yok sizde efendim. Beklenti vardı belki ama böyle bir gelenek olmadığından dolayı hep siyasetten uzak durdular. Hatta Orhan Bey'e de bir sormuştum bir konferansında siyasete girmeyi düşünüyor musunuz diye. Demişlerdi ki ben bu şekilde ecdadımı daha iyi anlatıyorum özgür ortamda. Siyasete girdiğim zaman beni kısıtlayabilir diye o gün için öyle bir şey söylemiştim. Evet. Ama siz siyasete girdiniz. Neden mesela AK Parti gibi güçlü bir parti ya da evet. CHP ya da MHP'den değil de evet. yeniden kurulmuş işin doğrusu çok da fazla yani böyle önü açık değil gibi gördüğüm şahsım evet. olarak söylüyorum bu. Bir partide siyasete başlamayı düşündünüz. Bir basamak olarak mı düşündünüz? Bir okul olarak mı düşündünüz?
Neden siyasete girmeyi düşündünüz? Tabii hakkınızdır siyasete girmek. Yani hanedan üyesi siyasete girmez diye bir şey yok. Bu hakkınızdır. Evet. Ama neden AK Parti, MHP, CHP değil de sıfırdan bir parti? Evet. Teşekkür ederim sorunuz için. Hakikaten aslında beklemediğimiz sorulardan bir tanesi. Çalışmadığın yerden çıktı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Çok ilginçtir ki ismini veremeyeceğim bir dostumuz, evet, CHP'den bir de, ama kendisinin aynı vakit içerisinde de Osmanlı'ya olan hayranlığı var. Ve daha da ilginçini söyleyeyim, babası, dedeleri, ta Mustafa Kemal'e kadar dayanan bir bağ var. Ve kendisi CHP'li, teklif etti. Dedi ki, bizim partiye de gelir misiniz dedi. Dedim ki, hakikaten kendisi güzel insan. Dedim ki, güzel insan, teklifiniz için teşekkür ediyorum. Lakin 3 Mart 1924'te sizin partiniz devleti ailenin ahvatlarını, torunlarını sürgün etmiş bir partinin mensubu olabilir miyim sizce? Bu tarihi inkardır. Ecdadı inkar olur. Evet. Hakikaten. Tabii ki olmaz. Ama böyle güzel dostlarımız var. Kendileri CHP'nin içerisinde, lakin gördüğünüzde hem namazında, niyazında, kendisinin düşünceleri tamamen farklı. Hem 36 padişahı seviyor, hem de Sultan Abdülhamit Han, dedemizin hayranı. Öyle söyleyeyim. Ve Sultan Abdülhamit Han'la alakalı okumadığı hiçbir kitap yok diyebilirim. Ne işi var CHP'de diyeceğim şimdi ama. Şöyle, işin tabii perdenin diğer tarafında bakacak olursak, bizim bu tür dostlarımızın, bu tür abilerimizin, kardeşlerimizin bu tür yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. Yani nasıl ki onlar bizim dedelerimizin içeriye sızmaya çalıştığı gibi şeyleri değiştirmeye yapmak için. Lakin bunun tam tersini şu anki günümüzde siyaset olarak farklı bir partide, değişik bir partinin içerisindeler. Onların da düşüncelerine saygı duyuyorum. Bana herhangi bir sağ görüşten herhangi bir resmi teklif gelmedi. Evet. CHP'den geldi. CHP'den de geldi, evet. Ama şöyle, resmi teklifin dışında normal sözde teklifler geldi. Peki bu sizin bireysel kararınız mıydı? Mesela hanedan üyelerinden de böyle bir istişare onlarla yapıldı mı? Yani hanedanın bir kararı mı oldu? Sizin şahsi kararınız mı oldu? Önce yeniden tabii Refah ki. Partisi'nde tabii aktarınız. Şöyle, ben rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'yı şahsım adıma. Hepimizin hocasıdır o. Evet, evet, şahsım adına hem çok severim, hem de aile büyüklerimiz de çok severler. Ve birçok siyasetçi, hatta Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere beraber, eyvallah, yol arkadaşlığı yapmışlardır. Birçok bakanlarımız dahil olmak üzere ve aynı zamanda ben de tabii ki Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Beyefendi ile beraber bizlere teklif ettiklerinde biz de hiç düşünmeden... kendimizi siyasi arenanın içerisinde bulduk. Ve tabii ki bunun adı aslında siyasi bir arena, ama ben siyasi olarak düşünmüyorum. Yani bugün baktığımızda hizmet edebilme, yani biz hizmet ediyoruz. Bugün baktığınızda AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, baktığınızda hepsi vatan millet için gece gündüz çalışan ve uğraşan ve hizmet etmeye çalışan partilerdir. Biz de aynı şekilde bu siyasetin içerisinde günümüzde hizmet etmeye çalışıyoruz ve bundan da şeref duyuyoruz. Peki şöyle bir düşünceniz de oldu mu? İşte hanedan mensupları, hiç üyeleri siyasete girmez bir algı var. Bunu da kırmak için de girdiniz mi? Bu da var mıydı sebep? Yani genelde aslında şunu söylüyorlar. Yani Osmanoğlu ailesi siyasi üstüdür. Doğru. Evet. Bunu birçok dostlarımızdan duyuyoruz. Peki AK Parti'den böyle bir teklif gelseydi ne derdiniz, ne düşünürdünüz? Aynı şekilde gene değerlendirip aile büyüklerimize sorup onların rızalarını aldıktan sonra müsaadeleri varsa tabii ki. Ki Yeniden Refah Partisi'ni tercih ederken onların müsaadesini, evet, onayını aldınız mı? Kesinlikle. Zaten ne yaparsak
İstişare ederiz. Muhakkak istişare, onların rızasını ve istiharesini yaptıktan sonra uygun olduklarını söylediği an itibariyle biz de uyguluyoruz. Çünkü bu zaten geçmişimizde de böyle. Önce şehzadeler kendi aralarında konuşur veya lalalarıyla konuşur, istişare yapar. Sonra o günkü Allah dostlarıyla konuşur, sonra büyüklerine sorarlar, istiharesini yaparlar. Müsaade varsa o günkü şartlara göre, müsaade verirlerse uygularlar. Peki Şafak Hocam, hemen buradan Abdülhamit Kayıhan Bey'in bu cevabından sonra biraz geriye doğru gitmek istiyorum. Geçmişte gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki hanedan üyeleri hiç siyasete girdi mi? Yurt içinde girmediğini biliyoruz da, bu aynı zamanda size de sorabiliriz. Yurt dışındaki hanedan üyeleri bulundukları ülkelerde siyasete girdiler mi hiç? Yok. Yok, girmediler. Yok, girmediler. Peki girmeme, uzak durma sebepleri nedendi mesela? Uzun zaman oldu çünkü. Neden girmedi? Yani şöyle, bir sebebi var mı? Aslında Sultan Abdülhamit Han'ın oğlu Selim Efendi, onun oğlu Abdülkerim Efendi, yani babamızın babası, 1932'de şehit edildi New York, Amerika'da. Kendisi o dönemin şartlarına göre, benim çocuklarım ve torunlarım siyasete girmesin diye bir şey söylendi ama evet, o günkü şartlara göre. O günkü şartlarda, eyvallah. Tabii şu anki şartlara göre olsa belki öyle demezlerdi diye düşünüyorum. Çünkü şu anki yetki tamamen ve aslında hepimiz son halifeyi Abdülmecid Efendi diyebiliriz ama aslında son halife Abdülkerim Efendi'dir. Haliyle babamız Harun Efendi, ne kendisine bir sorduğumuzda, istişare yaptığımızda, kendilerinin müsaadesi olduktan sonra biz de tabii ki bu yola geldik. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın sanıyorum birkaç defa hanedan üyelerini topladığını hatırlıyorum. Evet. Medyaya da yansıdığı kadarıyla. Evet. Bu toplantılar neye istinaden yapıldı? Sizleri mi tanımak istedi? Ya da yani sizler için bir devlet başkanı olarak ne yapabilirim mi konuştular? Neden mesela sizleri topladı? Çok güzel bir şey bu ama içeriğini merak ediyorum. Şöyle, geçen sene 100. yıldı Sultan Abdülhamit Han'ın vefatı. Hepimiz çok iyi biliyoruz, 10 Şubat'ta. Hem hanedan mensubu, hanedan reisi katıldı, hem de hanedanı çok uzaktan olan kişiler katıldı. Tabii bu aynı vakit içerisinde hep beraber bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımız da hem tanımak istedi hem de görmek istedi aynı şekilde. Tabii biz her vakit olduğu zaman bir araya geldiğimizde biz ailenin kaç kişi olduğunu ve nerelerde yaşandığını, nerelerde bulunduklarını iletiyoruz kendilerine. Evet, peki şimdi demin Şafak Hocam Osmanlı padişahlarının 6-7 dil bildiğini, mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın 7 dil bildiğini biliyoruz. Siz mesela Osmanlı Türkçesini okuyabiliyor musunuz mesela? Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu olarak Osmanlı Türkçesini biliyor musunuz? Veya İngilizce, Arapça, Farsça bildiğiniz diller var mı mesela? Şöyle söyleyeyim, bildiğim İngilizce, Arapça, bunları biliyorum. Tabii biz Osmanlı'yı da bize ufak yaşta öğrettiler. Keza ben Fransızca... Ailede böyle bir gelenek var mı? Osmanlı Türkçesi ailede içinde öğretiliyor mu Şafak Hocam? Yani siz de hanedan... Tabii, çünkü Arapça ile Osmanlıca aslında biraz bir benzerliği var. Benzerliği var. Kimisi mesela harfler harekelidir, misal veriyorum. Aslında kapı değildir de kapu. Ha, evet. Misal veriyorum, mendil değil de destemaldir. Evet. Pardon yoktur, estağfurullah vardır. Estağfurullah vardır, tabii. Evet, affeder. Şimdi, tabii ki. Şimdi doğru. Biz günümüzdeki Türkçeyi kullandığımızda maalesef, üzücü olarak söylüyorum, okey, bay bay, tamam, işte gibi cümleler kullanıyoruz. Tabii ki biz bunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz ki hani en azından bunları düzeltelim kendi hayatımızda. O kelime olarak tamam. Mesela Osmanlı arşivine gittiğiniz zaman o belgeleri okuyabiliyor musunuz? Şöyle, biraz onun daha çok eğitimini almak gerekiyor. Rıka'yı biliyor musunuz mesela? Rıka yazıyı okuyabiliyor musunuz? Yani çok değil ama babam daha çok
okuyabiliyor. Abim de daha çok zaten iyi biliyor. Zaten Türkçe yazamıyor galiba değil mi? Evet. Osmanlı temsili yazıyor evet. Bildiğim kadarıyla. Daha çok böyle babam ikisini de biliyor. Çok iyi derecede biliyor. Yani kullanmıyorlar. Evet. Evet. Hem Osmanlıca Türkçe hem günümüzdeki. Tabii şimdi diyecekler ki Osmanlı Türkçesiyle şimdiki Türkçe arasındaki fark ne? Aslında aynı. Harf farkı var. Ben tabii ki sürgünden sonra ilk şehzade, Türkiye'de doğan ilk şehzade olarak ben bütün eğitimi burada aldım. Evet. Öyle bir fark var ama babamlar sürgüne gittiği lise için... Lise tahsiliniz İmam Hatip mi? Normal lise. Normal. Normal lise. Tabii. Üniversite. Onu kazandık gidemedik. Biz daha çok çalışma hayatını tercih ettik. Onu soracağım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Mesela bir haneden üyesi olarak nasıl bir hayat yaşıyorsunuz ekonomik olarak? Ne işle meşgulsünüz mesela şu anda? Şu anda biz bir yandan kitap yazıyoruz. Evet. Biz çünkü bunu anlatmamız gerektiğini, bu bir aslında vazife değil, bu daha doğrusu ihtiyaç değil, bu bir vazife. Evet, bu kitabı da şöyle sevgili kameraman kardeşim şöyle bir tutabilirseniz, siz devam edin buyurun. Bir yandan da tabii ki şu anda bizim 6-7 senedir daha önce de konuştuğumuz üzere film projelerimiz var. Sinema olarak. Tabii her geçen gün herkes sabırsızlıkla bekliyor. Artık ne zaman başlıyoruz, ne zaman gidiyoruz ama biz elimizden geldiği kadar hataları en aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Bu film Abdülhamit Han'la ilgili mi? Hem Abdülhamit Han var, bu birinci filmimiz. Diğer filmimiz de Hanedan Sürgünü. O da aşağı yukarı bitme aşamasında ve üzerinde sürekli çalışıyoruz. Dediğimiz gibi onun dışında da hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki şimdi Abdülhamit'le ilgili bir devlet kanalında TRT'de dizi var. Evet. Peki siz bunu yetersiz mi görüyorsunuz da böyle bir çalışma ya da ilave gibi mi düşünmek lazım bu yaptığınız çalışmayı? Neden böyle bir çalışma? Bu filmde siz Abdülhamit dizisinde payitahtta bildiğim kadarıyla danışmanlık da yapıyorsunuz herhalde. Orhan Efendi, abim. Aslında burada danışmanlık Orhan yapıyor. Efendi. Evet. Devlet kanalında. Ben de tabii ki şöyle. Ben biraz ailenin sivri dillisiyim diyelim. Ben çünkü yani aile büyükleri bana o konuda biraz rahatlık verdiler sağ olsunlar. Ben eğer ufacık bir hata gördüğümde biraz sesimi fazla çıkarabiliyorum kendi alanımda. Evet. Veya kendi sosyal mecralarımda. Ama tabii bunu söylemek lazım. Yani niçin sinemaya ihtiyaç var? Bizim burada belki kimsenin anlatamadığı konular, belki kimsenin yapmak istediği ama yapamadığı, çünkü dizilerde her şeyi anlatamıyorsunuz, her şeyi dile getiremiyorsunuz. Ama sinemada, beyaz perdede bunu daha rahat bir dile getirebiliyorsunuz. Şu an bu çalışmanız ne aşamada? Şu an kısmen yani %80'i bitmiş üzerinde yazı olarak. Yazılı. Düzeltmeler vesaire evet. Peki şimdi ben Şafak hocama tekrar döneceğim. Hem bir nefes alın siz. Estağfurullah. Şimdi Sultan Abdülhamit Han sürgüne gönderildiği zaman orada çok sıkıntılar oldu efendim. Orada Abdülhamit'in mal varlığına el koydu resmen İttihatçılar. Evet. Efendime söyleyeyim. Ve el koydular. Abdülhamit Han Hazretleri'nin 6000 altınının olduğu söyleniyor o zaman. Normaldir çünkü koskocaman bir devletin efendi Osman Bey'den gelen bir şey var. Olur yani bunlar olması gerekiyor. Şimdi 6000 altınına el koyması, bunu istemesi, işte vermediği takdirde öldürüleceğini biliyor. Efendime söyleyeyim. Kendisinin değil de aile efradının öleceğiyle ilgili tehdit yapılıyor. Şimdi orada çok ilginç şeyler oluyor. Selanik'e buradan gönderiliyor. Evet. Alaaddin Köşkü'ne kalıyor. Bir Yahudi'nin galiba köşküydü değil mi orası? Evet, kendisine tütün temin eden bir Yahudi, Alaaddin Efendi'nin köşkü. Evet, orada çok ilginç şeyler oluyor. İttihatçılar bir şekilde parayı alacak. Yani gönüllü vermezse canına kastedecekler, onu bir şekilde alacaklar, kafaya koymuşlar. Şimdi o süreci biraz anlatır mısınız? Çünkü orada
6 tane madde var. İşte bunlardan bir tanesi diyor ki benim çoluk çocuğumu, ailemi, hanedanın geçimini sağlayacaksınız. Onları maddi manevi, burası çok önemli. Hatta Alaaddin'in köşkünün bile satın alınmasını istiyor. Satın alınmasını istiyor. Çünkü ben niye bir Yahudi'nin evinde oturayım? Ben diyor burayı satın alayım. Evet, o paramla ben böyle oturayım diyor. Aynen. Orada ilginç şeyler oluyor. Evet. Oradan biraz bahsedebilir miyiz? Oradan bugüne geleceğim çünkü ben. Oradan başka bir yere gelmek istiyorum. Bu sorunuza şöyle cevap vereyim. Esasında süreci birazcık daha, çok az bir... Bu arada Alaaddin Köşkü'nü sevgili Zeyd e-mailine gönderdim. Orayı bir ekrana getirebilir misin? Şafak Hocam da bir taraftan onu... Evet, hemen alalım. Buyurun. Biliyorsunuz 31 Mart isyanından sonra, 31 Mart isyanından sorumlu gösterilerek Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi söz konusu. Hı hı. Bir de Yıldız Yağması diye bir facia var. Evet. O tarihimizde. Yıldız Sarayı'nın yağmalanması diye bir facia var. Daha bu konu üzerinde ne belgeler ne bilgiler ortaya konulmadı. Kurşunlandı filan, ben yanlış biliyorum. Yani o kadar büyük her türlü şey oldu orada. Rezillikler yaşandı ki inanılmaz bir şey. Daha bu ne ekranlara taşındı ne bunun daha doğru dürüst bir hikayesi yazıldı. Orada yaşanan fecaat hakkında ne kadar Balkanlardan toplama Sırp Yahudi askerleri varsa. Evet, işte bu köşk değil mi, Selanik'teki Alaaddin Köşkü, bu bir Yahudinin de Abdülhamit Han Hazretlerini buraya getirdiler. Burada bir Yahudinin olmasından dolayı burada kalmak istemedi. Satın almak istedi burayı. Evet, evet, evet. Satın aldı mı? Ona, tahlilde. Ona da müsaade etmediler. Netice itibariyle. Çünkü parasına, emlakine tamamen el koydular. Hmm. Yıldız Sarayı yağması çok önemli bir şeydir. Tarihimize çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hmm. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bir zenginliği var mı? Var. Ama 33 yıllık bir padişahlığın getirmiş olduğu bir zenginlik değil bu. Değil. Ta şehzadeliği sırasında tarım arazilerinde çiftçilik yaparak, at yetiştirerek, büyükbaş hayvancılık yaparak, küçükbaş hayvancılık yaparak parasını profesyonellerle çalışarak, hatta kendi mali danışmanlarının çoğu Ermenidir, onlara da danışarak bu şekilde emlakini zenginleştirmiş. Çünkü sebebi şu, Sultan Abdülhamid'in tahta çıkması beklenmeyen bir hadiseydi. Doğru. Yani 5. Murat'ın akıl kaybı olmasa Sultan Abdülhamid'in tahta çıkması söz konusu değildi zaten. Doğru. Yani o kendisini tamamen ekonomik olarak bu tür işlere vakfetmişti. Bu akıl kaybı darbe sürecinde mi oldu? O Sultan Abdülaziz'le de ilgili biraz. Aha. Sultan Abdülaziz'in onharca katledilmesinden dolayı onun sürecisi. Onun ruhi yapısında evet, meydana getirmiş bu olduğu bir şey var. Tahribat. Tahribat var. Onun kaynaklı olduğu söyleniyor. Hatta bu konuda 5. Murat'ın annesi Sultan Abdülhamid'i biraz suçlayıcı sözler söyleyince Sultan Abdülhamid dışarıdan da doktorlar getirerek kesin olarak, yani bunun bir devlet operasyonu olmadığını, hakikaten 5. Murat'ın akli dengesinin, akli melekelerinin yerinde olmadığı için hal edildiğini de doktor olarak ispatlıyor. Şimdi Yıldız Yağması çok önemli, çünkü Yıldız Yağması'nda 33 yıl boyunca bu devlete yurt dışından kralların, hükümdarların, kraliçelerin göndermiş olduğu ve Sultan Abdülhamid'in özel yerlerde muhafaza ettiği, Topkapı Sarayı'ndaki hazine dairesi gibi muhafaza ettiği muazzam eserler, koleksiyonlar, muazzam mücevherler, bunların hepsi yok oldu. Ne yapıldı onlar? Kimin eli kimin cebinde belli değil. İki, bir oraya de giren askerler rütbe ve derecelerine göre, yani büyük bir elması askerlere vermediler. Büyük bir elması oranın subayı aldı. Dahatçıların zenginleri bunlar. Peki. Herkes kendi nasibini oradan aldı. Hmm. Ama korkunç bir zenginleşme. Daha sonra maalesef biz bu eserleri izlerini sürdüğümüz zaman Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'daki müzayedelerde gördük. Ne kadar acı bir şey. Oranın şeyi sponsorluğunda yapıldı. Peki Şafak Hocam, şimdi Sultan Abdülhamid Han Hazretleri burada sürgündeyken, tabii böyle ya adam ne köşkte de sürgünlük mü olurmuş filan değil. Buraya geldiği zaman yatacak yorgan bile yok. Yok, evet, yakacak yok. İçeriye girdiği zaman perdeleri kapatıyorlar, zindan gibi kapıları kapatıyorlar. Tabii. Yatacak yorgan yok. Efendim, olanları da en pis, en eskisini getiriyorlar filan. Böyle bir işkence başlıyor. Maalesef. Şimdi burada olduğu zaman, ya buraya geldiği zaman sürgüne, Abdülhamit'in paralarının Avrupa bankalarında olduğunu biliyoruz. Evet. Peki o paralara ne oldu? El mi konuldu? Şöyle bir durum ortaya çıktı. Özellikle İsviçre bankalarında bazı kapitalinin olduğunu biliyoruz. Kendi elinden zorla imzalı kağıt İttihat ve Terakki Partisi alarak oradaki
bankalara müracaat ederek paralarını alıyor. O paraların bir kısmını aldı fakat oradaki bankaların bir kısmı, Avrupa bankalarının bir kısmının da fırsattan istifade bu hesapları İttihat ve Terakki'ye söylemeyerek paralara el koyduğu da varittir. Neticede İttihat ve Terakki devleti yönetiyor. Evet. Şimdi oradan evet, şuraya gelelim. Evet. O zaman şuraya gelelim. Şimdi önce şurayı bir düzelteyim ben, tamamlayayım daha doğrusu. Şimdi Sultan Abdülhamit Han o 6 maddelik şeyinde işte çocuklarımın kesinlikle maddi manevi, tek maddi değil mi? Maddi manevi mahrum olmamasını, bırakılmamasını, onların maişetinin sağlanmasını istiyorum. Bunu kabul ediyorlar. İttihat ve Terakki bunu yapıyor. O hükümet yapıyor. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman... Onu tam olarak yaptığını iddia edemeyiz. Çünkü şöyle bir şey var. Sultan Abdülhamid'in bu kadar hastane açmış. Sultan Abdülhamid'in torunu hastanesizden, ilaçsızlıktan vefat ediyor sürgünde. Hmm. 3 Mart 1924'te yapmadı görevini. Sürgünden sonra evet. Peki başta şu anda gibi hanedan ailesi bir hukuki olarak oradan buraya gelmek istiyorum. O yüzden tam bir netleştirelim istedim. Hukuki olarak Abdülhamid Kayhan Bey ve diğer hanedan üyeleri o şeye anlaşmaya istinaden bugünkü devletten bir şey talep edemezler mi o maddelere istinaden? Orada maalesef şöyle hukuki bir durum var. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra hanedan ailesi ne bazı Amerikalı avukatlar geliyor. Diyorlar ki işte siz haklısınız davanızda. Hmm. Çünkü siz işte Sultan Abdülhamit, Sultan 5. Murat zamanında, pardon 5. Mehmet Reşat zamanında bir kanun çıkartılıyor. İşte efendim padişahların görevden azledilmiş padişahların veya vefat etmiş padişahların malları devlete aittir, soyuna geçmez. Hmm. Diye bir kural İttihat ve Terakki'nin baskısıyla yaptırılıyor bu. Fakat çok daha iyi. Sonra, bak bunu söylüyorlar bazı tarihçiler, fakat daha sonra Sultan Vahdettin'in bu kanunu iptal ettiğini söylemiyorlar. Şimdi o padişahın aldığı karar da bu padişahın aldığı karar değil mi? 6. Mehmet Vahdettin bu devletin padişahı değil mi? Bu kararı iptal ettirdi. Ve çok acı bir olay yaşandı. Bu Amerikalı avukatlar dediler ki yani Sultan Abdülhamid'in dedi kişisel varlığı olarak Musul ve Kerkük petrolleri var. Listin bölgesine yakın olan o petrol yataklarında kendi emlaki var. Devletin değil. Şimdi şahıs malı olduğu için devletler yıkılsa, kurulsa bile oradaki mal evlatlarından devam ediyor. Abdülhamid özellikle oraların elden çıkmaması için böyle bir metot uygulamış. Çok sağlıklı bir şey. Çünkü devletin olsaydı devletin varlığı orada sona erdiği zaman yeni kurulan devletin malı olurdu. Filistin toprakları için de aynı şeyi yaptık. Aynen öyle. Değil işte, mi? Evet. Çiftlikşane değil mi? Gazze için. Çiftlikşanedir onun asıl adı. Dedem orayı çiftlik olarak alıyor. Evet. Aslında koruma amaçlı. Bu düşünce koruma amaçlı. Koruma amaçlı. Yoksa ne işi var burada? Nasıl gitsin gelsin? Tabii ki. İngiliz avukatlar, hayır efendim diyor, Sultan Abdülhamid kendi imzasıyla bunlardan feragat ettiğini ifade etti diye uluslararası mahkemede karşı çıkıyor hanedanın bu söylemine. Diyorlar ki bakın imzası var. O imzanın baskı ve zulüm altında alındığını bildikleri halde bunu söylüyorlar. Bunun üzerine bir hakeme gidilmesi kararlaştırılıyor. Bu da çok acı bir hikayedir esasında. Hakeme gidelim diyorlar. Hakem kim? Yani şimdi Amerikalı avukatların söylemiş oluşu Sultan Abdülhamid'in emlaki, Musul ve Kerkük petrolleri onun evlatlarına verilmeli. Bu argümanı ortaya koyuyorlar. İngiliz avukatları diyor ki hayır, Sultan Abdülhamid bundan feragat ediyor. Bir hakeme gidelim diye müracaat ediyorlar. Hakem Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki ben soruyorum şimdi. Acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi avukatlardan yana tavır aldı? İngiliz avukatlardan yana tavır aldı. Bu bizim tarihimize hakikaten utanç verici bir olayıdır yani. Sırf Osmanlı Hanedanı, Sultan Abdülhamid'in torunları Musul ve Kerkük petrollerinden hak almasın diye ya. İngiliz tezinin yanında yer aldı. Ya. Çok acı bir şey değil mi? Hainlik yani bu. Çok acı bir şey değil. Yani. Acı bir şey değil. Böyle ben şey söyleyeyim yani. Sizin söyleyemediğiniz. Yani evet. Onlar bu malı alsa yani Kerkük ve Musul'daki petrol yataklarını alsa kime verecek? Türkiye Cumhuriyeti'ne vermeyecek Sultan mi? Sultan Abdülhamid'i farklı kılan liderlik zekası da işte bunlardan bir tanesi. Bir tanesi sadece. Yani bu dehşet bir şey yani. Sadece bir tanesi. Dehşet bir şey. Şimdi bu son zamanlarda mirasla ilgili hukuki süreçler başladı. Evet. Efendime söyleyeyim. Bunlar şu anda ne aşamada, hangi aşamada? Yani gelinen bir, kat edilen bir yol var mı? Hep gündemde ama. Tabii şöyle, tabii bazı dostlarımız şunu soruyor. Siz
sarayları mı istiyorsunuz? Hayır efendim, biz sarayları falan istediğimiz yok. Biz sadece kendi şahsi tapulu olan, Sultan Abdülhamit Han'a ait olan, Abdülkerim Efendi'ye ait olan, Selim Efendi'ye ait olan, biz kendi haklarımızı talep ediyoruz. Bunlar şahsi yerleri ve biz bunları talep ediyoruz. Babasının malını istiyor ya. Bu böyle bir şey değil. Tabii babamın yani. Malını istiyorum arkadaş. Yani bunda ayıp sanacak ne var? Evet yani bu hak. Yani senin bu için Abdülhamit başka birisi, uzak birisi olabilir. Bağ olmadı ama babasının, dedesinin hakkını istiyor bu adam. Ermeniler haklarını aldı. Doğal. Bakın, ne olabilir? Ermeniler haklarını aldı. Bakın bundan 4-5 sene öncesine gelelim. Ermeniler azınlık vakıfları kendi haklarını aldılar. Osmanlı'dan kalan miraslar. Kendi tabii şahsi olan haklarını aldılar. Ama bugün Sultan Abdülhamit Han'ın haklarını biz niçin alamıyoruz? Tabii ki birçok hakim ve savcı içeride. Bunlar çünkü FETÖ'den ötürü içeri alındı. Bunları biliyoruz ama lakin şu anki sistemde bizim en doğal hakkımız, yani bizim almamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aslında Sayın Cumhurbaşkanımız bence bu işte biraz taşın altına elini koymalı. Kesinlikle sembolik de olsa mutlaka dedelerinizden kalan mirası size, bence hani yetkisinde midir bilmiyorum onu, hani siyasetçi olmadığım için, vermeli. Çünkü şöyle bir durum var. Siz dedelerinizin hakkını yani ülkemizin dışındaki eski Osmanlı toprakları olan yerlerde de talep etme hakkınız var. Oraya gittiğiniz zaman da diyorlar ki önce kendi ülkenizde hakkınızı alın, sonra bize gelin. Evet. Şimdi buradan almayınca onlar da diyor ki biz niye verelim kardeşim size? Evet. Siz kendi ülkenizi alamadınız ki diyor. Buradan nasıl alacak? O zaman dışarıdaki haklarınızın elinize geçebilmesi için kesinlikle sembolik de olsa Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yetkililerimiz bu işte taşın altına elini sokmalı. Evet. Buradan bir başlangıç yapmalı dışarıdaki haklarımızı almak için. Evet, kesinlikle. Yani bunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten yurt dışında bulunan dahi aile fertlerinde kısmen durumları iyi olmayanlar var. Daha da acısını söyleyeyim. Bugün baktığımızda ilaç alamayanlar var. Hanedan mensuplarında. Evet. Daha da öteye gideyim. Bugün dediğimiz gibi hanedanın reisi, en büyüğü şu anda Suriye'de. Ve yani artık gelmesi gerekiyor ve tek başına şu anda. Tek çünkü evet şu anda kimse yok mu yanında? Gelip gidenler var tabii ki ama kaç yaşında şu anda? 30 doğumlu, yaklaşık 89-90 olması lazım. Harun Efendi miydi? Harun Efendi 32, babamız. Kendisi 32 doğumlu ama Dündar Efendi 30 doğumlu. Evet. 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 Dündar Efendi Suriye, Şam'da halen mevcut. Tabii artık sağlık sorunları da el vermiyor. Yaşı da var. Burada yanında kimse yok mu şu anda? Var. Gelen gidenler var. Ha, gelen giden misafirler, evet, var. Evet. Yani rahmetli bakımını yengemizin. Kim? Efendim? Bakımını vesaire. Rahmetli yengemizin yeğenleri geliyor. İşte dayım orada. Anne tarafımdan. Dayımız sağ olsun bir gün öyle bir gün öyle, her gün vakit buldukça geliyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama zor. Çünkü Dündar Efendi'nin şu andaki tek ailesi bizleriz. Ve orada kendi tarafından hiç kimsesi yok. Kendi tarafından baktığınızda kimsesi yok. Peki savaş orayı etkilemedi mi? Zaten zor bir hayat. Zor bir süreç. Orada. Tabii ki etkilemez mi? Yani sonuçta savaştan daha çok yani kardeşini bile ziyarete gelemedi. Şunu biliyor musunuz? Geldi 1,5 sene önce. O da rahmetli yengemizi kaybettiğinden ötürü kendisi bir aradan 27 sene sonra aradan ilk defa geldi. Ve tabii ki burada ilgilendik, biraz değişim oldu ama ona rağmen geri döndü. Yani aynı şekilde dedi ki biz, dedi, burası Osmanlı toprakları. Var. Lakin tekrar gelmek istiyor sonuçta. Ve gerçekten kendisi duymamasına rağmen halen Osmanlı Türkçesini konuşabiliyor. Bakın orada çünkü Türkçe ya, konuşacak kimse de yok. İyi mi? Evet, çok enteresan. Hem konuşabiliyor ve hem unutmadı. Yani 30 yıl önce vermiş olduğu bir söz vardı İstanbul'a. İlk geldiğimde böyle böyle yapacağız demişti. Ve inanın geldi, hakikaten
Dedi ki bak dedi 30 sene önce sana ben bu sözü vermiştim. Doğru mu? Evet dedim. Ve şimdi onu yapacağız demişti. Ve yaptık da. Peki şimdi hanedan ailesinde aile liderliğinin devam ettiğini görüyoruz bu konuşmalardan. Evet. Siz böyle anlatırken işte en büyüğümüz diyorsunuz. Doğru. Efendim, ondan işte Harun Efendi, Orhan Efendi, işte evet. abim diyorsunuz. Böyle bir liderlik silsilesi var bu ailede. Yaş neden büyük. Devam ediyor böyle bir liderlik silsilesi? Yaş itibariyle yani yaş bizlerden özel büyük. Özel bir sebebi yok değil mi? Özel bir sebebi yani tabii ki bir sebebi yok ama dediğimiz gibi yani aile büyüklerimiz olduğu için biz de o silsileye devam ettiriyoruz. Yani misal veriyorum sofraya eğer aile büyüğümüz oturmadıysa biz oturamayız. Misal veriyorum sandalyeye oturduğu zaman ilk başta kendileri oturması lazım ki biz oturalım. Bağdaş kuramayız. Edep bize çok önemlidir. Evet. Biliyorsunuz devlet-i aliye de yani edepten gelir. Aynen. Ve biz de bunları uygulamaya çalışıyoruz. Biz de edepli olmaya çalışıyoruz. Hem ailemize hem dışarıdaki dostlarımıza hem tanımadığımız kişilere. Yani bugün babamla sohbet etmişsinizdir. 7 yaşındakine de sizler, 70 yaşındakine de sizler. Evet, aynen öyle, evet. Biz onları gördük tabii. Biz de onları uygulamaya çalışıyoruz ama tabii Allah onlardan razı olsun. Bu kadar zor bir süreçten, 1974'ten bu yana kadar çok zor vakitler geçirdiler. Buna rağmen bizlere birçok şeyi kattılar ve halen katmaya devam ediyorlar. Evet, şimdi... Bir reklam arası olacak ama biz sahurluklarımızı yerken sevgili seyircilerimiz de WhatsApp hattımızdan efendim Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu beyefendiye soruları varsa onları yazsınlar. Dönüşte onlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışalım. Ekranda kurumsal WhatsApp hattımız var ve reklamdan sonra da efendim şu anki devletten beklentileri nedir? Efendime söyleyeyim. Bir zamanlar dedelerinin mekanları olan yerler, işte müze vesaire ziyaret yerleri şu anda. Buralara babasının, dedesinin mekanlarına bilet alarak girmek nasıl bir duygu? Bunları da konuşalım arzu ederseniz. Ama şimdi reklamlar. Lütfen bizden ayrılmayın. WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz efendim. Sevgili dostlar tekrar hepinize selam olsun. Akit TV'de Sahur Bereketi programında ben Deniz Niyazi Gedik'le namı diğer meçhul kaptanla birlikte ve stüdyodaki birbirinden kıymetli misafirlerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu Beyefendi ile dedemizi konuşuyoruz. Efendim o güzel ama özlem dolu yılları konuşuyoruz aslında. Ama bununla birlikte de bugün hep gündemde olan meseleleri bir bugün konuştuk ve farklı bir program oldu bu anlamda. Şimdi bugün yani kalan kısımda daha doğrusu bir 20-25 dakika zamanımız var sanıyorum. Öncelikle önünüzde güzel bir şiir var. Sosyal medyada hiç yayınlanmayan ve sadece şu an sizin önünüzde olan, benim e-mailimde olan bir şiir var. Aslında kısmen var ama tam böyle duymayanlar var. Ekran başında belki sosyal medya kullanmayan dostlarımız da var. Evet. Şu an yurt dışından da seyrediyorlar. Onlara da selam ediyorum ekran başında. Ve bizleri takip eden bütün dostlarımıza selam ediyorum. Kısmen okuyamıyorlar çünkü bazen paylaşıp devam ediyoruz. Vaktimiz olduğu kadar. Çünkü bakmaya... cevaplamak için de vaktimiz de olmuyor. Belki beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar mı onları da bilemiyoruz tabii ki ama. 3 Mart ben dedemi hiç görmedim diye Muhammed Kutsal'a ait bir şiir var. Evet. Onu okuyacaksınız efendim. Evet. Dedenize yazılmış bir şiir. Evet. Sevgili seyirciler Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu beyefendinin şimdi 3 Mart ben dedemi hiç görmedim şiirini dinliyoruz. Buyurun. 3 Mart, ben dedemi hiç görmedim. 3 Mart, hüzne boğulduk. 3 Mart, kederimiz yüreklerimizi dağladı. 3 Mart, hatıralarımızla yasa boğulduk.
3 Mart hasretimizle kara toprağa gömüldük. 3 Mart gurbetin beşiğinde muhtaçlığı gördük. 3 Mart acının narkozsuz ameliyat olduğunu yaşadık. 3 Mart haykırışlara terk edildik. 3 Mart yurdumuzu terk ettirildik. 3 Mart arkamıza baktık, vatanım vatanım dedik. 3 Mart biz Allah'a isyan etmedik. 3 Mart boynumuzu eğdik, kutsalımıza sövdürmedik. 3 Mart biz bu vatanın 600 sene hanedanı Ali Osmanlıydık. 3 Mart dedelerimi sınır boyunda kaybedişimin kara günüydü. 3 Mart bizi sürgüne yollayışların yıl dönümüydü. Ben bu vatan hasretiyle yanan ailemi 3 Mart'ta kaybettim. Derdimiz ne saraylar, ne köşkler, ne yalılar, ne yakutlar, ne elmasların, ne de tapuların derdine düşmüştük. Biz malımız varsa millete feda olsun, helal olsun. Bu necim millet evlatlarına az da gelirdi. Aşını hasrettik, boğazın akışına özlemdik. Mukaddes emanetlere vuslattık. Milletimize sadakatle İslamiyet'e hizmetteydik. Ben açsız kaldım ama topraksız kalmadım. 3 Mart ben dedemi hiç görmedim. Sağlık. Özel ve güzel bir şiir olmuş. Evet. Yani... Muhammed Kutsal kardeşimize teşekkür ediyoruz. Yani ben bu şiiri okuduğumda yani hakikaten yüreğim böyle su böyle serpersiniz yani böyle hani sözlerin bittiği yer, evet. Düğümlendiği yer dediğimizde evet bu hakikaten her okuduğumda hem gözlerim doluyor hem de bir anda böyle film şeridi gibi geriye dönüyorum ister istemez. Bu bizi hakikaten yüreğimizi okumuş. Yani bizim gönlümüzü ve bizim yaşadıklarımızı kısa bir belki 10 satır ama bu 10 satır hakikaten bizim geçmişimizi ve sürgünden sonraki hayatımızı kısa bir şekilde de olsa özetlemiş. O yüzden içindeki cümleler çok etkileyici. Evet, şimdi gerçekten bu sürgün hikayesi benim mesela okuduğum sizin kitabınıza da geleceğim. Şu elimdeki kitabı okuduğum zaman inanın Allah şahit hüngür hüngür ağladım. İşte. Ve birçok yerine geldiğim zaman sevgili yönetmenim hemen şunu bir alalım. Şu kitabı okuduğum zaman bazı bölümlerini okuduğum hatıralarını anlatıyorlar, yaşadıkları çileleri anlatıyorlar. Ve orada gözyaşlarım böyle bir sicim gibi akıp o kitabı, şu kitabı defalarca bıraktığımı biliyorum. Okuyamadığımı biliyorum. Böyle bir kitap ve bunun belgeseli de yapıldı. Evet. Hakikaten okuduğum en hüzünlü kitaplardan yaşanmış ya bir roman değil, yaşanılan şeyleri anlatıyorum. Ve kendimi onların yerine koyuyorum. Ve onları o hale düşürenlerin o şekli, şemali, ruhu gözümün önüne geliyor. Ya bu insanlık olamaz diyorum. Şimdi bununla ilgili sizin yazmış olduğunuz Motto yayınlarından çıkan, bendeki üçüncü baskısı ama geçen sene almıştım. Şu an ondan sonra bir bu dördüncü baskıda, belki beşinci baskıya hatta girmiş olabilir. Takip edemiyoruz artık ama yeni evet. Bir kitap daha çıkardım. O da yetişmedi. Bugün sizlere takdim edecektim o şekilde. İnşallah, çünkü evet. Önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse bir imza günümüz olacak. Nerede olacak imza günü? Muhtemelen Sultanahmet'te olacak ama bayramdan sonra da Avrupa seyahatlerimiz başlayacak. İmza günlerimiz, konferanslarımız. Çünkü gurbetteki dostlarımız sürekli bekliyorlar. Tarihleri tam belli değil biz çünkü. Genelde sanal alemde duyuru yapıyoruz ve oradaki dostlarımızla bir araya geliyoruz. Peki Abdülhamit Bey, ben şeyi soracağım. Bu gerek yurt içi gerek yurt dışına konferanslara gittiğiniz zaman size olan teveccüh nasıl? Bir de tepki verenler var mı size mesela? Yani çünkü Osmanlı'yı hani ittihatçı zihniyet her yerde var. Evet. Sevenler olduğu gibi nefret edenler de var. Bu anlamda övgü ve yergi ile nasıl karşılaşıyorsunuz? Şimdi şöyle ülkemizde... Yanlış hatırlamıyorsam ya İstanbul'da ya da İstanbul dışında birkaç kişi
Kitabının bulunduğu bir yani birkaç kişi geldi ama aralarında sol görüşlü ve resmen çantalarında yumurta vardı artık. Biz tabii ki genel anlamda biraz tarihten anlatıyoruz. Hiçbir zaman siyasete girmeden ve hanedanın sürgününü anlatıyoruz. Ve tabii konferans bitiminde o insanlar yanıma geldi, dedi ki biz yani çantamızda yumurta var. Yani resmen sizi protesto etmeye geldik. Lakin sizi dinledikten sonra bu işin böyle olmadığını anladık. Omlet yapıp ikram ettiler seni. Ne yaptılar sonra? Dua ettiler, öyle ayrıldılar. Biz sizleri böyle bilmiyorduk. Biz aile geçmişinizi ve sürgündeki yaşadıklarınızı ve sürgünden sonraki biz hayatınızı... Biz gelenler bizde dirilir diyor ya Peygamberimiz. Ya eyvallah. Ve tabii sonraki fikirleri ve düşünceleri değişiyor. Biz çünkü orada tamamen hep beraber bir aile dostu. Yani aile sohbeti yapıyoruz. Çünkü niye? Ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki biz kandan, siz candan torunsunuz. Ya. Bunu her zaman söylüyorum. Her fırsatta dile getiriyorum. Eyvallah. Tabii buna benzeyen bir sürü sözlerimiz var. Hatta bugün Kemal Kılıçdaroğlu bile söylemiş olduğumuz sözlerden bir tanesini kullanıyorlar. Öyle mi? Ben yıllardır söylüyorum. Misal demiş olduğum bir laf var. Diyorum ki ben Ayasofya'ya bilet alarak değil, abdest alarak girmek istiyorum. Çok önemli bir mesajdı, biliyor musunuz? Evet. Gerçekten çok önemli bir mesajdı. Şimdi Şafak Hocam, yine buraya geleceğiz Abdülhamit Bey. Hanedanın sürgününden önce ve sonrasında da yeni sistem, yeni düzen kuranlar hep hanedanın tekrar Osmanlı'yı, yani padişahlığı ya da bir şekilde getireceği korkusundan mı böyle bir eylemin içerisine girdiler? Yani hanedanın sürgün edilme psikolojisi neydi? Neticede bu insanlar hepsinin sürgün edilmesine rağmen 48 saat içerisinde hiçbirisi devlete en ufak bir zarar vermedi. Gittiler, yıllarca sefil hayat yaşadılar. Yokluk yaşadılar. Yokluk yaşadılar. Ama devletlerine, vatanına, bayrağına, milletine en ufak bir söz etmediler. Nasıl bir ruhtur, nasıl bir asilliktir bu? Böyle bir aileden niye çekinirler? Bu çekinmenin psikolojisi ne acaba? Bu kanun hazırlanmadan evvel, yani 3 Mart 1924'te hanedanın sürgünüyle ilgili olarak kanun hazırlanmadan evvel Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arasında bir görüşme cereyan ediyor. Mustafa Kemal orada İsmet Paşa'ya, acaba hanedanın hanımlarını ve çocuklarını bundan müstahane tutalım mı diye bir soru soruyor. İsmet Paşa hayır diyor. Öyle bir şey yapamayız paşam diyor. Neden? Çünkü hanımları burada kalırsa emlaklarına el koyamayız diyor. Emlaklarda yaşamaya devam ettiği için hanedanın emlaklarına el koyamayız diye bir gerekçe ortaya koyuyor. Demek ki daha o zamanlardan niyet belli. Kadınları ikinci gün gönderiyorlar. Sebep bu muydu acaba? Önce erkekler gidiyor herhalde. Ondan sonra hepsi. Sonra daha 48 saat sonra hepsi gidiyor. Hepsini gönderiyorlar. 48 saat sonra var. Bir de 72 saat sonra var. Kim 48 saat içinde gidenler şehzadeler. 72 saat sonra gidenler de sultanlar, bayanlar. Sultanlar, evet. Tabii. Ve çok edebe mugayir işler de, yani onların küpelerinin alınmasına kadar çok böyle insanın içini tırmalayan işler de, hadiseler de yaşanıyor. Bunlar bu memlekete dini mümin adına asırlarca hizmet etmiş bir soyun evlatları. Ne şekilde olursa olsun Türk düşmanına, esir düşmanına bile reva görmediği, esir düşman sizi öldürmek için gelen kişi, ona bile esir olduğu zaman üstü muaşeretle davranan Türkiye, hiç 623 yıl boyunca bu devlete ve dine, Allah'ın dinine, peygamber aşığı ya padişahların, üç kıtaya İslam'ın nurunu yaymak için yapmış olduğu mücadelelerin hatırı yok muydu hiç? Ya. Bu kadar 36 padişahın hatırı, bu kadar kıtalar arasında Viyana kapılarına dayanmış, ya Afrika çöllerine dayanmış. Niye dayanmış? İngiltere gibi, Fransa gibi oranın altyapılarını sömürmek için mi dayanmış? Yoksa ilahi kelimetullahla İman susuzu diyarlara, buralara ben imanın nurunu götüreyim, İslam'ın müjdesini götüreyim, peygamberin sözlerini götüreyim diyen
Peygamber aşığı padişahların hiç mi hatırı yoktu? Peygamber Efendimiz'in Ravza-i Mutahara'dan geçerken ruhaniyeti rahatsız olmasın diye şeylere raylara keçe döşemiş ya. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Yaklaşık bir 2-3 yıl önce Sultan Abdülhamit Han'ın türbesinin önünde de keçe yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptırdı talimatıyla. Bu da önemli. Evet, bakın bu da çok önemli. Şimdi Abdülhamit Han Hazretleri o kadar böyle naif bir insanmış ki yakınlarından bir tanesi, yakınları derken devlet erkanında bir tanesi hırsızlık yapıyor. Ve bunun azledilmesi lazım, hapse atılması lazım. Fakat Abdülhamit Han Hazretleri, ya bunun çocukları var. İşte bu adamı ben azledersem, hapse atarsam, bunun çocukları o psikolojiyle devlete, ülkeye, millete zarar verir. Hırsız bir babanın çocuğu demesinler diye öyle bir şey yapıyor ki o hırsızlık yapana, öyle bir tahrik ediyor ki bana saygısızlık yapsın, hırsızlığından dolayı değil, bana saygısızlık yaptığından dolayı o bahaneyle bunu hapse atayım. Evet. Akar mısınız şu inceliğe? Evlatlarına karşı boynu eğri. Şimdi böyle bir insan, böyle bir hassasiyet olan bir insan ve 72 saat içinde hanedan hepsini sürgün eden bir zihniyet. Kendi hizmetlisi bile odaya girdiği zaman odada yatar vaziyette olmamak için bir şeyi bahane ederek ayağa kalkarmış. Allah Allah. Masadan ben bir şey alıyorum tavrıyla ayağa kalkarmış. O kadar nezakete önem veren bir insan. Tabii. Değil mi? Kendi hizmetlisine bile saygı ve edep gösteren bir insan. Evet. Allah olduğu halde. Mekanını cennet etsin. Güzel bir insan. Aha. Cennet mekan Abdülhamit Han. Şimdi Payitaht dizisine tam temas etmedik. Yeni çalışmalarınızı merakla bekliyoruz. Bu arada sosyal medyayı da kullanıyorsunuz. Evet. Burada bugün bir şey dikkatimi çekti. Hayırlı cumalar, 33 sene boyunca İslam dünyasının ve devleti aliyenin yükünü omuzlarında taşıyan ve dış destekli ittihatçı darbeyle tahttan indirilip Selanik'te bir Yahudi'ye ait köşke sürgüne gönderilen dedem Abdülhamit Han'a ait kılıçlar diye. Evet. Bugün de tam tevafuk şeyden bahsettik, işte o köşkten bahsettik. Şu anda o köşkte ne var? Alaaddin'in köşkünde. En son yaklaşık bir 6-7 ay önce bir dostumuz oraya ziyarete gitti. Dışarıdan resimlerini çekti. Aşağı yukarı aynı zaten son hali böyle. Evet. Şu an orası müze olarak kullanılıyor. Müze olarak kullanılıyor. Evet, şu an müze olarak kullanıyormuş. Peki şimdi siz Abdülhamit Han Hazretleri'ne ait mekanlara gittiğiniz zaman, burayı değil de İstanbul'da, yani oraya sıraya giriyorsunuz, bilet alıyorsunuz, para veriyorsunuz. Nasıl bir duygu bu? Ya tabii ki aslında hani gocunmuyorum ama şu var tabii ki. Dedeleriniz, dedelerimiz orada bulunduğu vakitte yani bir geriye dönüyoruz. Sanki ben orada yaşamış gibiyim. Ama şimdi günümüze baktığımızda sadece dışarıdan bakıyorsunuz. İşte niye? Belli vakitlerde giriyorsunuz. İşte sizi tanıyorlarsa hemen alıyorlar. İşte bazen türbeye gidiyoruz. Geç vakitte de olsa yardımcı oluyorlar. Ama tabii ki bu çerçeve içerisinde daha aslında bir hareket sağlanmalı. Yani şahsi düşüncem, aileye itibar verilmeli ve bu tür saraylarda aileye bir yer ayrılması gerekiyor. Çünkü genel anlamda baktığımızda farklı ülkelerde bu iş var. Yani bunu yapmışlar. Hem aileye itibar vermişler hem de bütün sarayları kullanma yetkileri var. Ama biz kendi ülkemizde bunu yapamıyoruz nedense. Burada bir şey var yani benim çözemediğim bir şey var. Ne olmasını istiyorsunuz mesela? Nasıl olmasını istiyorsunuz? Devletinizden yani, bu anlamda beklentiniz nedir mesela? Bence aileye itibar verildiği an itibariyle haklarımız da zaten otomatikman düşüyor. Bunun anlamı bugün haklarınızı alsanız aile itibar veriliyor. Bu haklar hususundaki hukuki süreç şu an devam ediyor mu? Tabii ki devam ediyor. Ediyor değil mi? Edecek ve biz göremesek, bizim çocuklar göremezse torunlarımız öyle devam edecek. Şimdi ama bu tip davalarda, büyük davalarda aşılamadığı zaman genelde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilir ki böyle bir şey de mesela siz yapmazsınız ama hoş hani değil yani. Hoş değil bu böyle şeyler. Aile büyüğümüzün Harun Efendi'nin çok güzel söylemiş olduğu bir cümle var. Kendileri der ki ben evet
kendi haklarımızı alamıyoruz. Hı hı. Lakin bir küffar masasında da ben kendi ülkemi gidip de bir küffar masasını ülkemi şikayet etmem. Eyvallah. Son nefesime kadar burada mücadele ederim. Ama asla kalkıp da bir küffar masasında kalkıp da benim ülkemi gidip de bir başka bir ülkeye şikayet edemem. Osmanlı duruşu budur. Evet. Osmanlı asaleti budur. Osmanlı'yı Osmanlı yapan duruş budur. Şimdi Twitter'ınızda @osmanoğlu alt çizgi 79 bu arada efendim Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu beyefendinin Twitter'ı. Orada bir video gördüm. Burada siyahi kardeşlerimiz Afrika'da. Nijerya mı burası? Nijerya'da keşke bu görülebilse buradan. Bu video var. İlk paylaştığınız bir video. Orhan Bey paylaşmış. Evet. RT yapmışsınız. Peki oralara gittiğiniz zaman Sultan Abdülhamit Han'ın torunu olduğunuzu söylediğiniz zaman zaten bir Türk geldiği zaman başlarının üzerinde taşıyorlar. Evet. Bir de Sultan Abdülhamit'in torunuyum dediğiniz zaman ne oluyor? Şimdi ben aslında kendimi tanıtmayı pek sevmem. Yani kim olduğumu söyleyemem. Yani çünkü biraz çekinirim aslında. Lakin gönül eli ve o devleti aile ocaklarının beraber yapmış olduğumuz ve dostlarımızın ve tabii ki herkesin desteğiyle beraber biz buraya geldik. Ve buradaki yapmış olduğumuz, dostlarımızın yapmış olduğu yardımlar ve bizlerin yapmış olduğu yardımlar. İnanın bakın biz üzerimizde gördüğünüz gibi bunlar hep ter aslında. Yom, yom. Ter evet. Evet, terledik biz burada. Evet. Çünkü ne iftarı düşünebiliyoruz ne sahuru düşünebiliyoruz. Ve orada 15 saat. Ramazan'da mı oldu bu ziyaret? Yeni geldim ben. Daha dün geldim. Tabii daha dün geldim. 5 gündür oradaydık. Ve maşallah, hiç dinlenmeden oradan oraya 6 saat bir lokma yiyoruz. Diyoruz ki tamam elhamdülillah deyip buradaki kardeşlerimize desteklemek için geldik. Ve bakın misal bu bölgede su kuyusu yok. Evet, su içiyorlar ama çamur içiyorlar. Allah Allah. Ve ufacık çocukların göbekleri artık dışarıya fırlamış. Aman ya. Sebebi de çamur su içtikleri için. Eyvah. Ve dediğimiz gibi yani oraya gidip yakından görmeniz lazım. Yani mescitleri yok. Hmm. Efendime söyleyeyim suları yok. Burada da bana sağ olsunlar bir sürpriz yapmışlar. Benim haberim yoktu. Devlet-i Ali Ocakları Avrupa'daki teşkilatımız şahsıma Abdülhamit Kayan Osmanoğlu kuyusunu açınca ben biraz heyecanlandım. Çok da şaşırdım yani hiç beklemiyordum. Dediler ki bir sürprizimiz var. Çok güzel. Bir gelince oradan hem ülkemize hem Avrupa'daki dostlarımıza herkesin selamını aldım ve ilettim karşılıklı. Ve ilk başta tabii ki orada bir olay yaşadım. Bir hanımefendi var, iki tane çocuğuyla geldi, ikisi de kız çocuğu, ikisi de biri kapalı, biri normal, daha ufak. Lakin açık tenli ve renkli gözlü. Evet. Zenciler bakın. Bunlar hastalıklı. Ve döndü bana baktı. Uzunca bir 3-5 dakika. En sonunda annesine bir şey söyledi. Dedi ki genelde beyazları gördüğü zaman bir alışkanlıktır. Ama kızım size baktığı zaman bayağı bir uzun sürdü. Sizde bir ayrıcalık var dedi. Dedim doğrudur dedim. Belki kalbi ısınmıştır. Ben kendimi ifade edemedim. Lakin oradaki imam dedi ki kendisi dedi Sultan Abdülhamit Han'ın dedi torunu dedi. Dedi ki Sultan Abdülhamit Han kim? Dedi ki ümmete ve millete hizmet etmiş. Hizmet adamı. Ve böyle anlatınca Sultan Abdülhamit kısaca kendisi çok gururlandı ve duygulandı ve ağlamaya başladı kadında. Eyvallah. Şimdi gelen mesajlarımıza şöyle bir bakayım ama çok mesaj var. Şimdi hepsini okuyamayabilirim. Ne olur hakkınızı helal edin. Kaç dakikamız var sevgili Zeyd? Siz bir bakın. Aman ya Rabbim. Çok hızlı bir şekilde okuyayım mı? Selamünaleyküm, hayırlı bereketli efendim sahurlar dilerim. Sizin yayınınızı seve seve Almanya'dan takip eden bir Avrupalı Türk kardeşiniz olarak bütün yayınlarınız birbirinden fayda. Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkür ediyorum güzel kardeşim.
Bugünkü misafirleriniz ve konunuz ayrı bir önem arz ediyor. Bir kanayan yarıya parmak bastınız ve bu vesileyle bütün Osmanlı padişahlarını rahmetle ve minnetle, dua ile anıyoruz. Misafirlerinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Osmanlı hanedanlarının cümlesi bizim baş tacımızdır. Allah razı olsun. Bu vesileyle Cumhur Reisimizden arzumuz Osmanlı Devleti'nin ve milletinin tekrar ayağa kalkmasını arzu ediyorum, dua ediyorum. Çok uzun yazmış efendim. Diyor ki ben de acizane, yine Ayasofya ile ilgili Münir Yüksel, ben de acizane candan Osmanlı torunu olarak Afrika'da yaptırmış olduğum camiye Sultan Osmanlı adını koydum diyor. Valla güzel bir haber oldu. Gecenin en güzel haberi. Diğer bir seyircimiz, hayırlı sahurlar olsun can kardeşlerimiz. Osmanlı atamızın emanetleri şu sahur vakitleri hatırına Allah bizi dünyada da ahirette de Allah dostlarıyla birliktesin diyor. Darende'den Coşkun Bey selam göndermiş, selamlarını aleyküm aldık. Selam. Efendim, resmi olarak hanedanın yasakları tamamen kalktı mı? Kayıhan Bey'i milletvekili olarak görmek istiyoruz. Tüm hanedan üyelerini sevgiyle selamlıyoruz. Efendim, hemen hanedanı seviyoruz, affetsinler bizi. Sizleri ülkenizden sürenler utansın. Asil ile demiş. Efendim, selamünaleyküm. Hayırlı uzunlu ömürler diliyoruz. Bir gün karşılaşmak nasip olsa da doya doya sarılmak nasip olsa diyor. Evet. Başka bir dinleyicimiz efendim, bir tarihi bir soru ama vakit yok. Atatürk komutasındaki Sina'da bulunan Osmanlı ordusuna ne oldu? Vakit yok efendim. Kayıhan Bey'e sorum, Fatih Erbakan'la giriyor. Evet, o siyasi bir soru efendim. Selamlarını iletiyor. Diğer bir Abdülhamit Bey, S-400 konusu hakkında ne düşünüyor? Hı. Vaktimiz yok. Hayırlı sahurlar. Başka bir seyircimiz. Çağlayan Baltokat'tan Sayın Abdülhamit Han Kayına Osmanoğlu'na bir soru sormak istiyorum. Mevcut yönetimin hanedanlık üyelerine bakış açısı nasıl? Vaktimiz yok. Çok uzun bir mesaj efendim. Yani affetsinler, Ertuğrul Gazi'den bu yana. Evet, Türk milleti için kutsaldır demişler. Uzun bir mesaj. Keşke nereden yazdığınız isimlerle birlikte olsa çok güzel olur. Sadece isimleri zikredeyim ben. İsmail Erhavalcı, nereden yazdığını bilmiyorum. Ankara'dan bir mesajımız var. Efendim, hayırlı geceler. Kayıhan Osmanoğlu'na sorar mısınız? Fatih Erbakan'la siyasi bir soru. Vaktimiz yok. Efendim, çok ama çok fotoğraflar da var. Onu ekrana getirdik. Efendim, yine fıkhi bir soru, onu yanlışlıkla gönderdiler sanıyorum. Efendim, uzun mesajlar var, çok geliyor hala. Şunlar ben okudukça bir taraftan üste geliyor. Gerçekten çok bereketli bir program oldu. Efendim, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda kaldığımız yerden devam edelim. En keyif aldığım programlardan birisi oldu efendim. Ben çok kısa da olsa birkaç cümle söylemek vakit istiyorum. Vakit girdi şimdi, bilginiz olsun. Öncelikle Allah kabul etsin. Geceniz hayır olsun. Cumamız mübarek olsun. Bizlere sanal alemden ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda gönül eli ve devlet-i aile ocaklarından da yardımlarınızı oraya yapabilirsiniz. Şimdiden Allah razı olsun yapandan ve yapmayandan da. Bizler sizleri Allah için seviyoruz ve bu programda hem sizlere hem ekibinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri ağırladınız. Evet. Şeref bulduk. Başım gözüm üstünde. Şafak Hocam, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için efendim. Samimiyetinizden dolayı. İnşallah başka bir programda tekrar konuşmak ve buluşmak üzere. Sevgili seyirciler, İstanbul için imsak vakti. Yarın sahurda yine birlikte olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz. Şimdi ruhunuzun orucu başlıyor.
Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh âti seyyidenâ Muhammeden'il vesîlete vel-fazîlete ve-d-dereceti'l-rafî'ah ve ba'athu meqâmen mahmûden'il-lezî ve'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd velhamdülillâhi rabbil âlemîn.